Otobüs, küçük, loş ve tozlu dükkanlarla çevrili kasaba meydanını geride bırakıp da tek katlı evlerin bahçeleri arasından kıvrıla kıvrıla ilerlemeye başladığında içimde başka boşluklar açılmıştı oysa ve bu boşluklar önümde pofur pofur sigara içen şoförün vitesi her değiştirişinde biraz daha genişlemişti. Kayalıklar arasından çıkıveren uçsuz bucaksız bir deniz gibi tıpkı ya da tepeden tırnağa yeşile kesmiş alacakaranlık bir ormanda yürürken ağaçların gerisinde beliriveren sonsuzluğu parçalanmışlığında saklı bulutlu bir gökyüzü gibi. Kimi zaman yüzleri dikiz aynasının sarsıntısıyla bozulup dağılmış çocuklar görüyordum bahçe duvarlarının dibinde. Her biri ayrı ayrı zamanlarda yaşıyor gibiydi bu çocukların. Kimisi 5, kimisi 10, kimisi de 15 yıl öncesinin çizgilerini, renklerini ve duruşlarını taşıyordu. Babamın babasını hiç görmedim. Onu hatırlamıyorum. Sadece anlatılan kadarıyla biliyorum. Bir savaşta esir düşmüş. Bir 5-6 yıl gelmemiş. Sonra esaretten kurtulmuş gelmiş. Ama biraz galiba o çok etkilemiş onu. Kasabanın üstündeki Beşparmak Dağları'na çıkıp kurt gibi ulurmuş. O yüzden Canavar Hasan lakabı takılmış ona. Annemin babasını daha çok hatırlıyorum. Onun keçi sürüleri vardı, çadırlar vardı. Demek ki o yıllarda henüz yerleşik hayata tam geçememiştik. Böyle göçerlikle yerleşik hayat arasında gidip geliyorduk. Güzel günlerdi aslında. İki kardeş beraber olurlardı. Babası yabana giderdi. O gelinceye kadar yola bakardık. Babası geldi mi mutlu olurdu. Çok iyiydik. Çocukluğu çok güzel geçti. Yani babası yiyeceğini bizi hiç rezil etmedi. Babam şoför. Benim çocukluğumda da tıpkı Sonsuzluğa Nokta romanındaki gibi uzun yol şoförü. Annem çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Bana göre o Ege'de yaşayan Hatice Kod adlı bir şehrazat. Sanıyorum bendeki yazıyorken ki anlatıcılık annemden gelen bir şey. Hayatın içindeki sessizliğim, suskunluğum ve sakinliğim de herhalde babamdan gelen bir şey. Çünkü o da Beckett gibidir. Çok az konuşur. Aslında yüz hatlarıyla da Beckett'i andırır. Tek cümleyle gününü geçirir öyle. Dolayısıyla ben Beckett'le Şehrazat'ın evliliğinden doğmuş bir çocuğum. Türkiye'de ne bildiysem diyor, anladı bu canım diyor. Ya babam mı konuşacak? Yengeç açıldın mı dedim. Hayret. Sen treni kaçırdın dedim. Ağzım, laf alınmıyor ağzından. Şimdi okula gittiğinin ben çok takip edemezdim. Çalışkan olduğunu öğretmenlerden anladım.
Sonra borç kaldığı zamanlarda benimle çala gider gelirdi, yardım ederdi. İyiydi, dürüst çalışırdı. Ben bu kadar biliyorum. Ya yolculardan para isteyemeyen, uyuyan yolcuları uyandıramayan, sonsuzluğu noktadaki o minibüs muavini biraz da benim. Çocukluğumda baklan elektriği, suyu olmayan bir yerde. Gaz lambasıyla aydınlatılırdı geceler. O karanlık geceleri aslında özlüyorum zaman zaman. Çünkü daha gizemli, daha büyülü bir havası vardı. Sanki her köşe başından bir hikaye çıkacakmış da o hikaye bize çarpacakmış gibi bir duygu yaşardık çocukken. Romanı biz bile bilmiyorduk roman denilince ne olduğunu. O bir şeyler yazar karıştırır dizerdi. O eskiden meraklıydım o. Onun öyle bir yapısı vardı. Öyle bir anlamlı bir şeyler yazmıyordu ki o zamanlarda. Bir şeyler karıştırıyordu, yazıyordu, diziyordu. Fakat hep de yazdığını, çizdiğini bu not altına alırdı. Birinci sınıflarla üçüncü sınıflar maç yapıyor. Tırtıl var ama almıyorlar. Birinci sınıflar 1-0 önce yeniliyor. Sonra 2-0 oluyor. Tavşan papatlı. Tavşan yaralanıyor. Sınıflarım işte. Ben orada okumuştum. Senin gibiyken ben de hikayeler yazıyordum. Yani sonra devam edersen kitap olarak çıkar daha sonra. Resim görünüyor. Müzik 6'ymış. Tarım, ticaret 7. Türkçe'de 9. Evet, Türkçe'de 9'ymış. Zaten Hasan Ali Bey'i çok arkadaşları deneme yazılarıyla ve şiirleriyle hatırlıyorlar. Benim kelimeler alemine beni iten ya da edebiyata sığınmama yol açan özel bir hikayem var aslında. İlkokul ikinci sınıftayken başımın arkasında bir yara çıkmıştı benim. Sonunda hastanede tedavi gördüm 2 hafta. Kasabaya döndüğümde artık o başımın arkasındaki yaranın bulunduğu yerde saç yoktu. Ve orası ışıl ışıldı. Ben yürüdükçe yürüyüş ritmime göre o başımın arkasındaki parlak yerden yayılan ışığın kerpiç duvarlarda yansıdığını, yanımdan gelip geçenlerin yüzüne gözüne değdiğini düşünürdüm ve çok utanırdım. Sadece ben orayı aynaya benzetiyorum sanırdım ama bir gün böyle şom ağızlı, tasavvur gücü yüksek bir çocuk birden beni görünce aynalı geliyor dedi. Aslında bu cümle benim kaderimi değiştiren cümle oldu. Çünkü o gün o cümle sadece kasabanın öteki ucuna kadar değil, dünyanın öteki ucuna kadar gitti, yankılandı ve herkes duydu. Yani çok mutsuzdum bu sıfat yüzünden. Yetişkinler de aynalı diye hitap ediyorlardı. Tam o günlerde kasabaya edebiyat tanrısı, ben inanırım bir edebiyat tanrısı var. Edebiyat tanrısı benim için bir adam gönderdi kasabaya. Ben öyle olduğunu farz ediyorum bunun. Benim için gönderildiğini düşünüyorum. Halil Ahmet amcayı gönderdi. Halil Ahmet amca aslında bizim kasabalıymış, postacılık yapmış, daha sonra emekli olmuş ve kasabasına dönmüş. Kasabaya dönünce Halil Ahmet amca bütün kasabalıların aklından bile geçmeyen tuhaf bir iş yapmaya başladı. Poğaça getirmiş ve küçük küçük hikaye kitapları getirmiş, biz öğrencilere satmaya çalışıyordu.
Aslında kitapların da yazarlar tarafından okura yazılmış birer mektup olduğunu düşünürsek, postacı Halil Ahmet amca kendisini emekli etmemiş. O yazarların mektuplarını bize ulaştırmaya çalışıyordu. Babam kitabı çok severdi. Yani kitap sever bir insandı. Onu hem okurdu hem böyle gençlere kitap sevgisini aşılardı. Halka aşılardı. Pazarda çoğuna parası olmayanları parasız verirdi. Ondan bir kitap aldım. Edebiyat Tanrısı sanki bu hikayeyi kurgulamış gibi o kitaptaki kahramanın adı da Hasan'dı. Benim edebiyat lezzeti almama yol açan ilk kitap o kitaptı. Konuşan Katır'dı kitabın adı. Aslında utanıyordum başımın arkasındaki yara yüzünden, o aynalı sıfatı yüzünden. Ama nereye saklanacağımı bilmiyordum. Bu kitap bana nereye saklanacağımı da işaret etti. Benim yerim kelimelerin arasıydı. Kemalettin Tuğcu külliyatını çoktan bitirmiştim. 13 yaşıma geldiğimde, ortaokul 2. sınıfa geldiğimde artık Balzac, Hemingway okuyordum. Yaşar Kemal'leri, Orhan Kemal'leri çoktan hatmetmiştim. Bu bana büyük bir mutluluk veriyordu, kitap okumak, oraya sığınmak. Çünkü Balzac, Hemingway, Yaşar Kemal ya da Orhan Kemal benim kel olduğumu bilmiyorlardı. Dünyasını yazıyla tanımlayan bir adam. Dünya sadece sözcüklerden, cümlelerden ibaret olsa orası Hasan Ali için bir cennet olurdu. Böyle bir insan. Bunu o kadar çok hissederek yaşıyor ki kahramanları da biraz oradan çıkmış insanlar. Okuyarak içinde bulunduğum dünyadan kaçabiliyorsam, yazarak da kaçabileceğimi düşünmüş olmalıyım. Ya da okuduğum kitaplara öykünmüş olmalıyım ki, tam da Orhan Kemal'in Gurbet Kuşları'nı okuduğum sırada roman yazabileceğimi sandım. Ve havas ettim roman yazmaya. Bir defter aldım bakkaldan ve ilk romanımı yazmaya başladım. Sanıyorum adı Tahayyül Çemberi'ydi. Ben bir arkadaşımı Kayıp Hayaller kitabında yokluğuyla var olan Hamdi'yi de ikna edip ben romanımı yazıyordum. Ona da ikna etmiştim. Resimlerini çizdiriyordum. Suna Karateker, Ayşe Perizan, Hava Özen, Cemile Özen. İşte Hamdi Kahya'yı bulduk. Evet, evet. Hamdi Kahya. Evet. Annemin sözünü ettiği o gaz lambasının ışığında çalışıyorlardı diye. Tıpkı Kayıp Hayaller kitabındaki gibi aslında Hamdi çok yakındı. Roman kahramanları hepsi çocuktu. Hepsi kasabadan kaçıp İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyorlardı. Roman bitmediği için yarı yolda kaldılar, sebil oldular, öylece kaldılar. Yıllar sonra şunu düşünüyorum. İyi ki o roman yarım kalmış. Belki de ben şimdi yazdığım romanlarla o romanı tamamlamaya çalışıyorum aslında diye aklımdan geçiyor. Okuduklarımla Hasan Ali gerçeği arasında bağlantıyı hep gözlemlemişimdir ve beni şaşırtan bir şey olmuştur. Hayat binlerce sürprizle doludur ama her şeyi bilebilirsiniz de yazı hariç. Yazıda da bir kahramanı bu kadar yakından tanımış olmak, yazı kahramanını bu kadar yakından tanımış olmak galiba hayatımın şanslarından birisi.
Yazı onun en büyük çatışma alanı. Yani hem yazarak çatışıyor, hem kendi yazısıyla çatışıyor. Hasan Ali kadar sahicilikle sorunu olan çağdaş bir edebiyatçı bana sorarsanız pek yok. Gölgesizler aslında bunun şahikası sayılabilir. Tam sahicilikle siz yüz yüze geldiğiniz zaman size gösterdiği bir başka şey var ki sahicilik orada aşılmış. Ortaokul müdürümüz aynı zamanda Türkçe dersine giriyordu ve bize birer portre yazmamızı istedi. Tanıdığınız birini tasvir edin dedi. Ben de komşumuz vardı, tesadüfe bakın, onun adı da Kel Hasan'dı. Keçi çobanıydı Kel Hasan ve her gün bizim evimizin önünden geçerdi. Kısa boylu bir adam, o keçi sürülerinin çıkardığı tozun dumanın içinde kaybolur giderdi. İlk onun portresini yazdım. Ferhat Küçük Akşehir, Ramazan Küçük Kaplan. Küçük Kaplan. Hı hı. Ziya Aydoğdu. Ama Nihat iyi ki 1974 yazdın yani ben hatırlayamam onu. İşte hani... Ben çekildim ama yazmışım onun arkasına. Bu da lisedeydi. Sen yazdın orta lise. Liseydi. Evet. Siz tahminim lisedeymişim. Ben Burla'dıymışım. Ben Deniz Çiğ Lisesi'nden sonra. Lisedeydim. Ortaokulu bitirdikten sonra lise için Çal'a gittik. Çal Lisesi'ni bitirdim ben. İşte orada bir kerpiç oda tuttu ailemiz bize. Bir arkadaşımla birlikte kaldık. Lisedeyken hikayeler yazıyordum. Birkaç hikaye yarışmasında ödül alınca, kalemin iyi olduğu abiler tarafından fark edilince, üst sınıflardaki abiler bana lisedeyken, bir süre erotik öyküler yazdırdılar. Tabii hiçbiri yok elimde. Ama belki tasvir yeteneği, kalemimin açılması, cümle teknikleri açısından bana onlar yararlı olmuştur. Bekir Yıldız'ı ben daha lise 1, lise 2 de okuyorken keşfetmiştim ve hayran olduğum bir yazardı. Benim gözümde tanrı gibiydi Bekir Yıldız. İşte o sonsuzluğa noktadaki prefabrik büroda çalışırken tesadüfen günlük gazetelerden birinde Bekir Yıldız'ın Denizli'ye geleceğini duydum. Sizinle ille de görüşmek istiyorum diye randevu aldım. Bütün kitapları vardı bende. Okunmuş kitabı imzalatmak ayıp mıdır acaba diye bilmiyorum tabii. İlk kez bir yazarla karşılaşacağım. Kaçakçı Çağ'ın varken gittim kitapçıdan yeni bir Kaçakçı Çağ'ın aldım. Bir daktilo edilmiş bir öykümü aldım yanıma. Okutacağım Bekir Yıldız'a. Gittim, oturduk. Çay içtik, sohbet ettik. Kitabını imzalattım ve öykümü okuttum. Bekir Yıldız orada o eşsiz nezaketiyle çok güzel bir şey söyledi bana. İstersen bundan sonra beni okuma dedi. Ben bu cümlenin anlamını daha sonra anladım. Meğer tıpkı Bekir Yıldız gibi yazıyormuşum ben. Bunun farkında değilmişim. Bekir Yıldız'ın etkisinden kurtulmak için ben 4-5 yıl mücadele verdim.
O yıllarda yazıyordum yazmasına ama ben yazarlığı hiç meslek olarak düşünmedim. Hani yazar olacağım diye bir düşüncem de yoktu. Ben kendimi kelimelerin arasındayken iyi hissediyordum ve sadece bu nedenle yazıyordum. Öğretmen olmayı istiyordum ama olmadı. Ben liseyi bitirdikten sonra Uşak Meslek Yüksek Okulu'na girdim. Tam da 12 Eylül 80'e doğru geliyoruz. Olaylar yüzünden doğru dürüst okula da gidemedik, ders de göremedik ve ben devamsızlık yüzünden Uşak Meslek Yüksek Okulu'ndan ayrıldım. O boşluk döneminde kasabada biraz öğretmen vekilliği yaptım birkaç ay. Dayılarımdan biriyle kahvecilik yaptık kasabada. İşte ben bazen ocağa ben bakardım, servise dayım bakardı, bazen servise ben bakardım. O alçıdan heykeller yapılan tabelacı dükkanında çalıştım. Askerden döndükten sonra evlendim. Bir yıl işte Çivril'de oturuyoruz. Bir yıl işsizdim. İş bulamadım. O arada devletin açtığı memuriyet sınavlarına katılıyorum. Araçların yıkandığı, yağlandığı, bir yağlama yıkama servisi denilen yerde bir iş buldum. Bir gün çalıştım orada. Çünkü akşam eve döndüğümde Denizli Defterdarlığı'ndan tayin emrim gelmişti. Ertesi gün memuriyete başladım. Çivril Vergi Dairesi'nde veznedar olarak. Ve 5 yıl orada veznedarlık yaptım. 5 yıl para saydım. Veznedarlık vardı. Devletin parasını saydım. Yani, böyle dünyanın en berbat işidir herhalde. Yani kendine ait bile olsa para saymak herhalde dünyanın en kötü şeyidir, hareketidir, eylemidir. Dediğim gibi sadece kelimelerin arasında olmak bana iyi geliyordu. O yüzden yazıyordum ama arkadaşlarım niye yayınlatmıyorsun diye sormaya başladılar. Postayla sarı zarflara koyup dergilere, işte bildiğim dergi adreslerine öyküleri gönderiyordum. Dergilerden biri Edebiyat 81 dergisi. Tanju Cılızoğlu yönetiyordu bu dergiyi. Bir mektup geldi. Dedi ki muhteşem. Bu üç öykünün üçünü de yayımlayacağız. Aylar geçti. Sonunda bana bir mektup geldi. Yine Tanju Cılızoğlu imzalı. İşte ekonomik nedenlerle dergimizin yayın hayatı sona ermiştir. Sen bu öyküleri, kardeş bir dergimiz var İzmir'de, Asım Öztürk yönetiminde, oraya gönder diye bir öneride de bulundu. Ben öykülerimi Dönem dergisine gönderdim. Orada 1983 yılında ilk öyküm bir edebiyat dergisinde çıkmış oldu. Tabi dergi postadan geldi bana, açtım ve içinde kendi öykümü görünce ne bileyim çok sevindim, gözlerim dolu dolu oldu. Hakikaten ağlayacak noktadaydım. Ben her defasında postaneden ayrılıp eve gelince pişmanlık duymuşumdur. Bunun nedeni yaptığım şeyden tam olarak emin olamayışım elbette. Hatta postaneye dönüp az önceki paketi veren bendim, geri alabilir miyim diye çok düşünmüşümdür. Her defasında düşünmüşümdür.
edebiyat dünyasına yakın olmak, daha büyük bir şehre gitmek. Bu amaçla bu Maliye Bakanlığı'nın bir okulu var. Maliye Teşkilatı'na orta dereceli yönetici yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir okul. O okulun sınavına girdim, kazandım. Daha sonra okul bitti, Ankara'da kalmak istedim, tayinimi istedim ve Ankara'da kaldım. Bu kez de beni Sincan Vergi Dairesi'ne icra memuru olarak atadılar ve yıllarca Sincan'da icra memurluğu yaptım. ...1985'te gelince Cemil Kavukçu ve İzzet Kılıçlı ile tanıştım. O sırada öykülerim dergilerde yayınlanıyordu. İşte öykülerim birikti ve 1987 yılında Bir Gülüşün Kimliği adlı ilk öykü kitabım çıktı. Daha doğrusu o kitabın maliyetini ben karşıladım. 300'ünü yayın evi sahibi alıyordu. 700 kitabı benim kucağıma bıraktı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Kitapları bir taksinin bagajına doldurdum, eve getirdim. İşte kanepelerin altına, dolaplara koyduk o kitap paketlerini. Ne bileyim 25 yıl boyunca öylece durdu kitaplar. Daha sonra Ankara'daki o edebiyatçı arkadaşlarımla birlikte 1988 yılının başında biz bir dergi çıkarmaya başladık. 3 ayda topladığımız para bir dergi çıkarmaya yetiyordu. İlk kez Cemil Kavukçu'nun Temmuz Suçlu adlı kitabını çıkardık. Ertesi ay para topladık, benim Yoklar Fısıltısını çıkardık. Yani ikinci kitabımı da kendi paramla çıkarmış oldum. Ölü Zaman Gezginleri adlı bir dosyam oluşmuştu ama artık üçüncü kitabımı da kendi paramla çıkarmayı göze alamadım. Edebiyatla ilişkimi yazarak değil okuyarak sürdürmem gerektiğini düşündüm ve yazmayı bıraktım. Ama elime hakim olamadım. Evin içinde küçük küçük metinler yazmaya başladım. O metinler birkaç ay sonra sonbahara doğru yalnızlıklara dönüştü. Yalnızlık alıp karşına kendini, öteki kendinlerle konuşmaktır. Bakışmaktır öteki kendinlerle, dövüşmektir. Kimi zamanda öldürmektir içlerinden sana en çok benzeyeni, benzemiyor diye. Yalnızlık öldürmektir. Tam o sırada Stockholm'de yaşayan Gürhan Uçkan o dosyayı İsveç'te bir kültür konseyine sunmuş. Oradan onun basılması için yardım, destek almış. İstanbul'da Kavram Yayınları'na bastırmış ve bana böyle bir sürpriz yaptı. Belki şiirsel bir tat veriyor. Yani dimağımızda öyle bir, damağımızda öyle bir tat kalıyor. Ama şiir olarak görmedim. Şairlik bambaşka bir şey. Hem öykülerimi yayınlatma hem kitaplarımı yayınlatma konusunda ben hakikaten müthiş bir şanssızlıklar zinciri yaşadım. Nedense hep benim başıma geldi. Zaman zaman böyle kötülüklerin denendiği pilot bölge olarak da hissettim kendimi. Kültür Bakanlığı'nın roman yarışmasına katılmıştım. Sonsuzluğa Nokta orada mansiyon aldı.
1993 yılında. Ölü Zaman Gezginleri de Çankaya Belediyesi ile Damar Edebiyat Dergisi'nin birlikte düzenledikleri öykü yarışmasında birincilik aldı. Ölü Zaman Gezginleri Çankaya Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı. Kültür Bakanlığı da mansiyon alan dosyamı 1993 yılında basmış, kitaplaştırmış ama ben bundan haberdar değildim tabii. Ben bir yıl boyunca Sonsuzluğa Noktayı yayınlatabilecek yayın evi aradım durdum. Meğer ben bu koşuşturmayı sürdürürken kitap çoktan basılmış. Hasan Ali ile ilk karşılaşmam Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir roman yarışması sırasında oldu. Ben seçici kurulda görevliydim ve Hasan Ali'nin Sonsuzluğa Nokta adlı kitabıyla bu metinlerin arasında karşılaştım. Kitabı tek solukta bitirdim diyebilirim ve bitirdikten sonra da kendi kendime şunu söylediğimi hatırlıyorum. İşte gerçek bir roman sanatçısı, Türk edebiyatı gerçek bir sanatçıyla karşı karşıya. ...1994 yılında yine ben bir dosyayla, Gölgesizler romanının dosyasıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'ne katıldım. O plaketi alırken aslında o hayalin kıvılcımı o anda oluştu. Şöyle düşündüm. Geçen yıl ben Kültür Bakanlığı'ndan roman ödülü aldım. Bakanlık bu romanımı bastı. Şimdi de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldım. Acaba gitsem bu bakanlığa, desem ki ben sizden yeni bir iş istemiyorum. Ben zaten devletin memuruyum ama beni herhangi bir semt kütüphanesine, kütüphane memuru yapamaz mısınız? Desem ne olur diye düşünmeye başladım. Bu hayali çok büyüttüm ama kafamda. O kadar büyüttüm ki artık evden çıktığımda gövdem belki icra memurluğu yapmaya gidiyordu ama ruhum kesinlikle hayalimdeki kütüphaneye gidiyordu. Orada işe başlıyordu. Kapıdan giren, kütüphaneye gelen insanlara sevgiyle bakıyordu. Ama ben tabii hayali boşa kurmuşum. Kütüphane memuruna ihtiyaç yokmuş. Boş kadro da yokmuş efendim. Böyle bir hayalin kurbanı olduk. Güvercin yok. Kayboldu. Güvercin. Güvercin kaybolmuş. Bir düşün bakalım. Bizim köyde kim kız kaçırabilir? Ayı kaçırmıştır. Bu dağlarda ayı mayı olmaz. Tut! Benim Hasan Ali Toptaş'la tanışmam isminden önce kitabıyla oldu. Askerden yeni döndüğüm bir dönemde, bundan 12-13 yıl önce bir kitap evinde rafların arasında kalmış bir Nüzünaz'ı görmüştüm. Ona beraber Gölgesizleri de almıştım. Sonra Diyarbakır'a tayinim çıkmıştı. Öğretmen olarak Diyarbakır Silvan'a gittim. Diyarbakır Silvan tabii çok karartıcı bir yerdi. İnsanı çok bunaltan, sürekli faili meçhullerin çok yoğun olduğu bir dönem. Gölgesizler ortama da çok uyan bir kitaptı. Yani oradaki insanların kaybolması, o Diyarbakır'a çok özgü bir roman gibi algılamıştım o dönemde. Hiç kimse de hepsi gelmiş. Muhtar! Oğlum be! Devlet iyi kötü bilmez. Yüzlerce biçimde okunabilir. Hasan Ali Toptaş işte bir ebedi döngü, tasavvuftaki ebedi döngüye benzer bir kurgu yaratıyor. Gölgesizler'de yine bahsedecek olursak, hayat tekrarlardan ibarettir diyor yazar anlatıcı, şehirdeki berberdeki yazar anlatıcı. Berber de hayır, tekrarların tekrarından ibarettir diyor. İşte bu tekrarların tekrarından ibaret oluşu tasavvufla
birebir uyuyor. Ve yine romanların o döngüsel yapısı da tasavvuftaki o evrenin sürekli yeniden yaratılışına açık bir gönderme, bilgiyle olmasa da sezgiyle ulaştığı noktalardan bir tanesi de bu bence. Çünkü her şey bilinçle yapılmıyor. Bilinç dışı bilinç dediğimiz bir şey de romanda devreye giriyor ve bilmeden bazı güzellikler yaratıyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz. O tür benim düşünmediğim şeylerin şeylerden söz edildiğinde seviniyorum. Bazen bana bunu mu kastediyorsun dediklerinde de bilmiyorum diyorum. Hasan Ali'nin bu gerçekçi edebiyat, kalıplaşmış edebiyat karşısındaki duruşu tek kelimeyle açıklayalım, romantizm. Düşlerin, masalların, iç dünyanın, bilincin, bilinçaltının kol gezdiği bir akım. Ki bu akım Türk edebiyatında 70'lere kadar neredeyse hiç kullanılmadı. Arkaik romantizmin sonsuzluk ilkesinden, modernizm ve postmodernizmin biçimci koridorlarından geçerek, hatta daha da ötesi, modern, çağcıl çekirdek içi fiziğin görecelik gibi ögeleriyle bütünleşen masalsı bir dünya koydu Hasan Ali ortaya. Evet, Gölgesizler'den sonra Kayıp Hayaller kitabını yazdım. Ama yazmak benim için hep Hindistan'a gideceğim derken Amerika'ya varmak gibi bir şeydir. Kayıp Hayaller kitabı da öyle oldu. Romanı yazarken Kevser daha öne çıktı. O kasabadaki deli kadın figürü daha öne çıktı. Hatta giderek ben yazdıkça bütün romanı ele geçirdi sonuçta. Kimi zaman da sokaklarda dalgın dalgın dolaşıp dururken ansızın kayıplara karışırdı da Kevser, kimse onun nereye gittiğini anlayamazdı. Belki de annem haklıydı. Oradan oraya esen kadın kılığında bir rüzgardı o. Öylesine yazdığı şeyler var ki, mesela Uykuların Doğusundan örnek vereyim veya Bin Hüzünlü Haz'dan örnek vereyim. Sanki bir uğultu içerisinde oluyor bitiyordur. Ve hiçbir şeyi herhangi bir gerçekliğe, herhangi bir neden sonuç bağına bağlı değildir. Tıpkı rüyadaki gibi her an değişebilen, her an dönüşebilen bir dünya vardır orada. Anlaşılması kolay olmayan bir dünya vardır. Fakat buna rağmen kaydedildiği vakit, yazıya geçtiği vakit, yazıya kendi karakteriyle geçtiği vakit anlaşılabileceğine inanmış bir yazar Hasan Ali. Bin Hüzünlü Haz'ı yazarken, yazarken en keyif aldığım roman oydu aslında. Yani hakikaten parmak uçlarımın, kalemi tutan, dolma kalemi tutan parmak uçlarımın aldığım haz yüzünden, yani kendi kurduğum cümlelerden doğan hazın kalemden parmaklarıma, parmaklarımdan dirseklerime, koluma doğru böyle yükseldiğini ve bir uyuşukluk hissettiğimi hatırlıyorum o romanı yazarken. Öyle bir roman yazdım. Biraz belki alışılmış bir metin değildi. Yayın evinden bir mektupla Bin Hüzünlü Haz dosyası geri gönderildi ve mektupta da şöyle deniyordu: biz bu dosyanın 10 sayfadan fazlasını okuyamadık. Herhalde sen evde yaptığın o temrin dosyası ile asıl dosyayı birbirine karıştırdın, bize yanlış dosya gönderdin. Dosyayı iade ediyoruz, asıl dosyayı bekliyoruz, gözlerinden öperim. Daha sonra birçok yayın evi dolaştı Bin Hüzünlü Haz.
Sonunda bir yayın evi bunu yayınlamayı göze aldı. Adam Yayınları, Bin Uzun Ağız'ın ilk baskısı oradan çıkmıştır. Bu romanın dosyasını ben Adam Yayınları'nın editörü olarak çalışırken göndermişti bana. Zaten aramızda bir arkadaşlık ilişkisi de vardı. Doğal olarak zaten romanın okumamı istemişti. Modernist bir yazar aslında. Ama öyle bir yazar ki postmodern anlatım biçiminin ve postmodern yazım tekniklerinin de yazarı sayılır. Yani onları kendi özgün arayışları içinde çok ustalıkla eritebiliyor. Onlardan yararlanıyor, onları kullanabiliyor ve dolayısıyla da bize yeni yazacaklarını da merak ettiren bir yazar. Yani bu kolay bir şey değildir. Hasan Ali Toptaş bunu başarmıştır. Ne gariptir ki o Anlaşılmaz denen roman benim üst üste baskı yapan ilk romanım oldu. Biraz mucizevi bir durum. Demek ki okur anlıyormuş. Hasan Ali Toptaş kendini bir şekilde yazar anlatıcının dışında romanı yazan kişi olarak da satır aralarına öyle güzel yerleştiriyor ki aynı zamanda okuruyla beraber yazarcılık oynuyor. Yani okur da bir anlamda Hasan Ali Toptaş'ın yerine geçip romanı yeniden yazıyor. Romanın sadece belli belirsiz, o da böyle sisli puslu bir şekilde romanın duygusu oluyor bende. Yani bir cesaretle ilk cümleyi yazıyorum. Hep öyle derim. İlk cümleyi bir cesaretle yazıyorum ya da cehaletle. Daha sonra ilk cümleyle işbirliği yaparak ikinci cümleyi yazıyorum. Daha sonra ilk iki cümleyle, ortaya çıkan iki cümleyle işbirliği yaparak üçüncü cümleyi yazıyorum. Böylesine bir tutkulu katip. Bartleby'nin eski hali, katip Bartleby'nin eski hali. Fakat onun kafasında bir yazar var, büyük bir yazar. Tanrı yazar neredeyse ve bütün gerçekleri bildiğine inandığı bir yazar, kutsal bir yazar. Onun katipliğini yapan bir mürit gibi aynı zamanda, mürit katip. Bir kutsal bir şey yaptığına inanarak çalışıyor Hasan Ali. Bir plan yapılıyor aslında ama ben o planı metnin içinde, metnin iç aklıyla işbirliği yaparak yapmış oluyorum. Ben bir cümle yazmanın aynı zamanda beste yapmak olduğuna inanıyorum. Her cümledeki müzik bir de metnin tamamındaki genel müziğe uyumlu olmalı. Bu benim yavaş yazmama da yol açan bir şey aslında. Hasan Ali'nin son romanında bir sahne var. O sahnede mahallenin, kasabanın mahalle çocukları sapanlarıyla kuş avlamaya gidecekler. Biz 6 aydır bekliyoruz ki işte o çocuk kuşu vursun diye bekliyoruz. En sonunda şöyle bir yol bulduk, çözüm bulduk biz buna. Benim mahallenin öykü kahramanlarından birini, öykülerimdeki mahallenin kişilerinden birini göndereceğim Hasan'ın romanın içine. O gidecek, o kuşu vuracak. Ben de öyle bir öyküye hazırlanıyorum şimdi ama Hasan Ali demin söyledi, kuş dedi vuruldu. Ben de diyorum ki benim adam gitti, belki o vurdu. Senin haberin yok. Ama o bölümü geçmiş olmana sevindim. Ama senin öykü kahramanı gelip yanlış kuşu vuracaktı. O öyle acaba, yanlış kuşu vuracak, doğru. Biz bu arada tabii öyküyü açık ettik ama. Olsun. Olsun madem öyle. Romanın bitmesi benim için hem çok iyi hem de çok kötü bir şey. Çünkü ben yazının içinde geçen zamanı daha çok seviyorum. Yazım sürecini uzatıyor olmanın nedeni yazının içinde rahat ediyor oluşum. Derken annemi gördüm ben o gölgelerin kıpırtıları arasında. Ve annem bana hem öylece oturur, hem boş boş çevresine bakar, hem de hafifçe sallanır halde göründü. Şaşırmıştım.
sen ne arıyorsun burada diye sordum. Dönüp baktı ama konuşmadı. Hamdi nerede dedim bu kez ben. Sallanmaktan vazgeçmiş, kocaman gözlerle gözlerime bakıyordu. Ne? Dedi tuhaf bir sesle. Hamdi de kim? Habib söyledi. Kim ya? Habib'i biliyorsun değil mi? Ya oğlum biz duymadık burada Lena. Hamdi vardı, Hamdi Kahya. He. Ölmüş baba. Osman, Osmanlı. Hasan'ın arkadaşıydı ya Hamdi. Babasının adı Süleyman değil miydi? Evet. Onlar da duruyorlardı. Evet. Babasının adı Hamdi de mi ölmüş? Ölmüş. Ya. Ben onu duymadım. Hasan Ali Toptaş'ın romanlarındaki kahraman romanın kendisi bana kalırsa. Çocukluğuna dönecek olursak Hasan Ali Toptaş'ın o tahayyül çemberine kadar gidecek olursak yine Hasan Ali Toptaş'ın çocukluk kahramanı roman zaten. Yani onu bu dünyanın zorluklarından, bu dünyadan kurtaran tek süper güç roman, roman sanatı. Madde dışında bir yaşam sürüyor sanki. Böyle baktığınızda eğer bir yazar çok satmakla ilgili değilse, edebiyat çevresinden alacağı övgülerle çok ilgilenmiyorsa, ödüllerle ya da yergilerle fazla ilgili değilse, o zaman inanılmaz bir özgürlük ortamı içinde yaratıcılığının dizginlerini bırakmış demektir. Şöyle söyleyebilirim, çok inanarak. Hasan Ali Toptaş Türk Edebiyatı'ndan geleceğe kalacak ki bunu sadece Türk Edebiyatı'nın geleceği olarak görmüyorum. Dünya Edebiyatı'nın geleceğine kalacak birkaç isimden biridir. Bağlamış. Sen ne yapacaksın? Ben ne yapayım? Tavşan çizeceğim. Ben kasabadan ayrıldım ve epeyce aradan zaman geçti ama insan ayrıldığı yeri yanında götürüyor aslında, zihninde götürüyor. Çocukluğunun elinden tutmayan kişi hiçbir yere gidemez diye bir cümle söylemiştim bir yerde. Çocukluk döneminde bir şey yaşıyorsunuz, ruhunuzda bir çatlak oluşuyor ve artık dünyayı o çatlağın aralığından seyrediyorsunuz. O yüzden birçok romanımda kasabanın ruhu, kıyısından, köşesinden ya bir çağrışım yoluyla bile olsa vardır. Kasaba yaşıyordur hali. İşte o zaman dayım da yeryüzündeki hareketleri yönetiyormuş gibi ellerini oynata oynata güleç bir yüzle konuşmaya başlardı artık. İlkin, bak Hasan'ım Ali, hayatı anlamlı kılmanın başlıca yollarından biri olan hikaye anlatma sanatı, dili kullandığımız,
kendimizin dışında başka insanların da var olduğunu bildiğimiz ve zamanın içinde kaldığımız sürece varlığını hep devam ettirecektir, derdi sözlerini. Sonra, biliyor musun, aslında zihin denen fahişe de bir hikaye anlatıcısıdır, derdi. Sonra, görünmeyeni anlatmak hüner değildir, tam tersine bir çeşit kabalıktır ve ayıptır. Görünmeyeni sadece görünür kılacaksın Hasan Ali, derdi. Sonra bana dönerek, bazı hikayeler kendilerini bir çeşit hikayeler topluluğu şeklinde gösterirler. Onları tutup herhangi bir yöne doğru yürümeye zorlama, ne me lazım, takıl peşlerine git, derdi. Sonra, zaten gerçeklerin birazı gerçek değildir Hasan Ali. Bu nedenle söyleyeceğin yalanların bazılarını tamamlama, bırak kubbeleri eksik olsun, derdi.